uyarıcı ve müjdeleyici son peygamber. 571. İnsanlığın en büyük önderi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu. 575. Süt annesi Halime'nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü. 576. Annesi Hazreti Amine'nin vefatı. 578. Dedesi Abdülmuttalib'in vefatı ve amcası Ebu Talib'in himayesine girmesi. 583. Amcası Ebu Talib ile Suriye'ye ticaret kervanıyla gitmesi ve bu sırada Bahira'nın bu genç çocuğun beklenen son peygamber olabileceğini sezmesi. 595. Hazreti Hatice'nin kervanını Şam'a götürmesi, Meysere'nin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hayranlığı. 596. Hazreti Hatice ile evlenmesi, Ebu Talib'in nikah töreninde konuşması. 608. Muhammedül Emin denilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe hakemliği. 610. Hira mağarasında Ramazan ayında Kadir gecesinde ilk vahyin gelişi, peygamber oluşu, en yakınlarını İslam'a davet etmesi, Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd'in Müslüman olmaları. 613. 3 yıl gizli davetten sonra Safa tepesine çıkıp açıktan davete başlaması. 615. Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hazreti Osman liderliğindeki 14 Müslümanın Habeşistan'a hicreti. 619. Kureyş'in 3 senelik ablukayı kaldırması, Hazreti Hatice ve ardından Ebu Talib'in vefatı. 620. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a davet için Taif'e gitmesi, İsra ve Miraç olayı, 5 vakit namazın farz kılınması, 1. Akabe biatı, Medineli 12 kişinin Müslüman olması. 622. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebubekir ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicreti, hicri takvimin başlangıcı. 623. Medine'de Mescid-i Nebevi'nin ve Hane-i Saadet'in 7 ayda inşası. 624. Bedir Harbi. 625. Uhud Harbi. 627. Hendek Harbi. 628. Hudeybiye Anlaşması. 629. Hudeybiye Anlaşması hükümlerine göre Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmeleri. 630. Mekke'nin fethi, Kabe'nin putlardan temizlenmesi. 632. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccı ve 100 bini aşkın hacıya yaptığı veda hutbesi.